Evet arkadaşlar, tarım doktoruna hoş geldiniz arkadaşlar. Size iyi günler olsun. Hepimizin mahsulü bereketli olsun arkadaşlar. Şimdi ikinci uygulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Hümik asit gene toprak altından vereceğiz. Potasyum nitrat, bir de şeker gübre arkadaşlar. Uygulamalarımızı devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer devam ettiğimizde ben sizi gene bilgilendireceğim arkadaşlar. Atacak olduklarımız deniz yosunu, hümik asit, tulumbaya 1,5 kilogram deniz yosunu, 1 kilogram 400 litre taral için söyleyeyim arkadaşlar. Potasyum nitrat 2 kilo, üre 2 kilo, üre gübre 2 kilo koyacaksınız. Eriterek bunları koyacaksınız. Magnezyum 1,5 kilo. Bunları koyacağız arkadaşlar. Yapraktan, topraktan arkadaşlar, eğer taneyi büyütmek istiyorsak bunlar olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün şimdi size evet deniz yosunu, yaprak gübresi, dip dibe, evet potasyum. Arkadaşlar ben ilaç atarken bunun içine 2 kiloda şey koyuyorum. Üre gübresi eritiyorum. Yapraktan onu da veriyorum. Magnezyum. Evet. Bunları arkadaşlar devam ediyoruz biz. En az 3 uygulama yapacağız arkadaşlar. En az 3 uygulama yapacağız ki yapraklar gelişsin. Tabi bunun içine eğer şey yaparsanız 1,5 kilo da hümik asit ilave ederseniz daha iyi olur arkadaşlar. Onları unutmayalım arkadaşlar. Evet. Gübrelerimiz bunlar şimdi. Bunları bu uygulamayı da vereceğiz arkadaşlar. Deniz yosunu. Deniz yosunu 1 400 litreye bir şişe. 400 litreye bir şişe. Potasyum nitrat 3 kilo. Yani 3 kilo tulumbaya 400 litreye 3 kilo. Evet. 2 kilo azotlu üre gübresi. Bunlar tarala 2 kilo. Potasyum şey magnezyum, gübresi var. Magnezyum 1,5 kilo. Şimdi arkadaşlar bunlar, niye bunları atıyoruz? Şimdi bunları atıyoruz ki hep yapraktan beslemek için bunlar arkadaşlar. Yapraktan beslerken bunları taneler daha çok gelişsin diye. Taneleri geliştirmemiz için arkadaşlar bundan sonra bol bol yapraktan, eğer varsa bizim gibi tahlil yaptırdıysanız onları da sulamadan verin arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sizin de bilgileriniz varsa daha iyi, daha güzel, onları da bana yorumda bildirin ki biz de sizden yararlanalım arkadaşlar. Sizin bilgileriniz de ihtiyacımız var arkadaşlar. Herkes her şeyi bilemez. Eksikleri olabilir. Eksiklerini sizler de tamamlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar tahlili yaptırmıştık daha önce. Bunları şimdi biz hümik asidimizi erittik arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Hümik asit burada. Hümik asit atıyoruz. Şimdi ben bunları tarala koyuyorum arkadaşlar. Deniz yosunu koyuyorum içine. Deniz yosunu. Magnezyum. Magnezyum koyuyoruz. Potasyum koyuyoruz. Şimdi taneler artık gelişti. Şimdi bundan sonra bol bol bunları yapacağız arkadaşlar. Magnezyum, potasyum, magnezyum 1,5 kilo arkadaşlar, tarala. Deniz yosunu 1 kilo. Potasyum 2 kilodan başlayın, 3 kilo, 3,5 kilo çıkarın yukarı. Yani her uygulamada yarım kilo fazla koyun, 3 kiloyu geçirmeyin. Yani baştan 2 kiloyla başlayın, 3 kiloya çıkarın arkadaşlar. 10 gün arayla yapın bunları. 10 gün arayla yaprak gübresini eksik etmeyin. Yaprak gübrelerinin markasını söyleyemiyoruz ama yaprak gübreleri dediğiniz zaman verilir arkadaşlar. Onun için yaprak gübrelerini verelim. Şimdi Mayıs ayında bu uygulamaları yapalım arkadaşlar. Haziran ayında da aynı şekilde 10 gün arayla arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gübre tanklarımızı görüyorsunuz. Gübre tankımızı açtık. Evet. Şu anda hümik asidimizi koyduk içine. Şimdi bunu vereceğiz. Bu toprak düzenleyici olduğu için arkadaşlar ilk önce bunu veriyoruz. Arkasından da şeker gübre ilave edeceğiz arkadaşlar. Bunu verdikten sonra şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar?
Şimdi bir saat kadar bir kere gideceksin, tarlanın dolaşacaksın. Kaçan, göçen, bilmem ne yerler varsa onlara bakacağız. Bir saat kadar bir hortumlar dolsun. Tam her tarafa verilmiş olsun su. Ondan sonra gübre tankını açacağız arkadaşlar. Eğer çok su istemiyorsa, ama çok su istiyorsa, tarlanız hakikaten suya ihtiyacı varsa, şu anda bizim tarlaların suya ihtiyacı yok. Ama biz toprak altından gübre vermek için bunları yapıyoruz arkadaşlar. Bunlara şeker gübre atacağız ki yeni seneye filiz yapsın diye arkadaşlar. Yeni seneye verim hazırlar arkadaşlar. Bunu eksik etmezseniz iyi olur. Şeker gübremizi de koyduk. Şimdi şeker gübrelerimizi de nasipse suyla vereceğiz. Onları da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Düzerek 1 litreden tarlamızı koyuyoruz. Su ilavesini yaparak sonra tarları karıştırıyoruz. İşleme hazır. Şimdi bunu yoldurduk mu arkadaşlar? Ondan sonra tarlaya vardık, karıştırıcısını açarız, 5 dakika falan karıştırırız. Ondan sonra tarlada devam ederiz. Gündüz olsa, gündüz saatin olsa, biraz akşamüstü olsaydı akşamüstü atardık. Yani geceleri sabah erken atmaları çok faydalı diye ben öyle düşünüyorum. Ama çok da faydasını görüyorum. Tanelerinden belli oluyor. Şimdi ben 2 tulumda, 1 tulumbasını tarlada yaptım, 1 tulumbasını burada. Ben 2 tulumba kullanıyorum. 1 tulumbasını burada hazırlayacağım için, 1 tulumbasını da orada tarlada kendi pompamızdan dolduracağız. Orada hazırlayacağız. Gece 60 işlem bitirmiş olacağız. Diğerini kapatıyor. Karıştırma devam ediyor şu anda. Karıştırma işlemimizi devam ediyoruz. İlacı iyice karıştırdıktan sonra gübreyi iyice karıştırıp ilacı gübre güzel karışırsa homojen bir şekilde daha iyi olur. Şimdi gece atıyorum ben. Neden? Dallar gece açık oluyor. Serinde açılıyor bunların bütün gözenekleri. İlacı alır, gübresini alır, ama zehirliler, zararlı olanlar da gece çıkar bunlara. Daha çok zarar verir. Onun için en ideal şey serinde. Gece hava sıcaklıkların serinlediği zaman. Akşamdan hemen akşam sıcaklığına da olmaz. İlle hava serinleyecek. Gece ne zaman serinlerse o zaman atarsak daha verimli alırız. Şimdi ben başlayacağım. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.